Değerli üniversiteli adayları, İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak sosyal medya, çağrı merkezi ve web sitemizden bizlere ulaşan sorularınızı öğrencilerimizle paylaştık ve sizlerin adına soruları yöneltmelerini rica ettik. Rumeli Üniversitesi öğrencileri sizlerin sorularını sizin dilinizden sordu ve ilgili bölüm akademisyenlerimiz cevap verdi. Şimdi mimarlık ve iç mimarlık programlarımız hakkında sorularınız ve cevaplarını dinliyoruz. Merhabalar. Bugün İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Söyleşileri kapsamında mimarlık ve iç mimarlık bölümleriyle ilgili aday öğrencilerimizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Evet, önce sizleri tanıyalım. Buyurun. Merhaba, ben Nisan Eker. Merhabalar, ben de Şura Öztürk. Hoş geldiniz hepiniz. Merhaba hocam, ben de Şevval Buse Beydoğan. Çok memnun olduk, evet. Hocalarımızla birlikte bir sohbet havasında bu soruları cevaplamak istiyoruz. Dolayısıyla lütfen merak ettiğiniz her şeyi bize tüm doğallığıyla sorabilirsiniz. İlk sorunuzu alalım. Kimler ne merak ediyor? Bakalım. Ben Nisan. Tekrar merhaba. İç mimarlık ve mimarlık bölümüyle ilgili öğrencilerin Rumeli'de neler bekliyor? Ne tarz hazırlıklarınız ve diğer üniversitelerden ayıran özellikleriniz nelerdir? Evet. Kıvanç Hocam. Rumeli'de bizleri neler bekliyor? Rumeli'de kulüplerimiz var. 30'a yakın kulübümüz var. Mesleki kulüpler var. Sosyal sorumluluk kulüpleri var. Sanatla alakalı, müzikle alakalı, dansla alakalı bir sürü kulübümüz var ve bu kulüpler gerçekten çok aktif kulüpler. Sizleri onlar bekliyor. Onun dışında bir Rumeli kültürü dediğimiz bir kültür var. O sizi bekliyor. Gerçekten hayatla bütünleşmenize imkan verecek çok önemli bir kültür bu. Bu özellikle bizi Rumeli'yi, Rumeli kültürünü size aşılamak bizim açımızdan en önemli değerlerden bir tanesi. Onun dışında Rumeli Üniversitesi'nde sizleri idealist ve mesleğini seven akademisyenler bekliyor. Evet, ne güzel. Ve en önemlisi hocam bence buydu sanki. Evet, bence de. Evet, başka merak ettiğiniz sorular? Rumeli Üniversitesi'nde iç mimarlık ve mimarlık bölümleriyle ilgili ne tür projeler yürüyor, var veya yeni hayata geçirilecek olan projeleri merak ediyorum. Onlarla ilgili bilgi verebilirseniz. Çok iyi olur. Ne yapıyoruz? Öncelikle müfredatla ilgili ve derslerle ilgili çalışmalarımız var. Gelecek dönemlerde hem mimarlık hem iç mimarlık bölümlerinde dönemin gereklilikleri, pandemi sürecinde de teknolojiyle ilişkili yenilikler yapmaya çalışıyoruz. Proje derslerimizde bu iki bölümde proje dersi temelli ilerliyor. Bununla ilgili tekrar konuşulur üzerine diye düşünüyorum. Farklı kurumlarla işbirlikleri yapmak gibi niyetlerimiz var. Onun dışında sosyal sorumlulukla ilgili çalışmalarımız var. Beyhan Hoca daha hakim bu konuya. Hocam buna ihtiyaç yok. Evet, yok. Evet. Sosyal sorumluluk projeleri bizim için çok önemli. Yani bu dönemde tabii gençlerin sadece eğitim alması, bir şeyleri öğrenmesi, belirli bilgilere vakıf olması dışında toplumsal katkı üzerine çeşitli faaliyetler yapmamız gerektiğini çok düşünüyoruz. Dolayısıyla biz de Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi adı altında, yani SORUM kısaltmasıyla bir ofis kurduk. Bu ofiste de kulüpler vasıtasıyla Kıvanç Hoca'nın bahsettiği gibi mentorlar vasıtasıyla aslında sizlerin ekipleri oluşturacağı çeşitli sosyal sorumluluk projelerine adım atacağız. Mesela neler yapacağız? Örneğin engelliler için çeşitli projeler üreteceğiz. Ve bunların hepsi de tasarım temelli olacak. Yani mimarların ve iç mimarların kafa yorabileceği, sorunlara çözüm üretebileceği konular bunlar. Yani engelliler için daha nasıl güzel bir ortam yaratırız, nasıl bir ortam üretiriz? Bu bizim problemlerimizden biri olacak örneğin gibi. Çocuklar için, yaşlılar için, düşünebileceğiniz diğer dezavantajlı gruplar için neler yapabileceğiz? Bununla ilgili Sevinç Hoca ile birlikte bu dönem bir tasarımda sosyal sorumluluk dersi açtık örneğin. Bu atölyede ekipler halinde çalışmalar üreteceğiz. Evet, başka? Öncelikle Şura ben. Tekrardan merhaba. Birkaç soru hazırlamıştım. İç mimarlık ve mimarlık bölümünün devamında biz öğrencileri neler bekliyor ve bu bölümün çalışma alanları nelerdir? Evet. Kıvanç Hocam, buyurun. Sevinç. Tabii öncelikle mimar ya da iç mimar diplomasını almakla iş bitmiyor. Öncesine biraz bakmak lazım. Öncesinde neler yapılması gerekiyor? Sertifika programlarıyla kendimizi biraz daha okuldaki derslerin dışında geliştirmemiz lazım. Bunlar tabii ki önemli. Bunlar bittikten sonra mezun olduğumuz zaman nerelerde çalışabiliyoruz? Bu aslında çok karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi. Tabii ki serbest mimarlık, iç mimarlık faaliyetlerine devam edebilirsiniz. Bu kendi ofisinizi açmak şeklinde olabileceği gibi herhangi bir ofisin, herhangi bir ekibin üyesi olarak da
bu şekilde bir çalışma sisteminiz olabilir. Ya da kamu kurum kuruluşlarında çalışma imkanımız olabiliyor. Bunlar nelerdir? Belediyeler, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı müdürlükler gibi birimlerde mimar ve iç mimarlara sıklıkla ihtiyaç duyuluyor tabii ki. Daha sonra biraz daha alt gruplar var. Belki yazılım firmalarında, belki şantiyelerde, belki ürün geliştiren fabrikalarda, firmalarda çalışma imkanımız da var. Tabii ki mimar ve iç mimarlar olarak. Ve bizim en sevdiğimiz ve en önemli alternatiflerden bir tanesi de bir akademisyen olarak da mimarlığa ve iç mimarlığa tabii ki devam etme imkanınız var. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Şimdi temelde iç mimarlık da okusanız, mimarlık da okusanız temelde tasarımcısınız. Bu iş kapı kolu ölçeğinden başlıyor, kentsel tasarıma kadar gidiyor. Ve bu tekil, tasarım disiplinlerinin tekil yapabileceği işler değil artık. Günümüz şartlarında yıldız, kahraman yok, ekipler var. Çok başarılı ve uyumlu ekipler var. Yani her ölçekte tasarım yapan ekiplere dahil olabilecek kişiler olacaksınız. Ben kendi öğrenciliğimde kültür merkezi yöneten mimarla da karşılaşmıştım. Ya da bir havayolu firmasında sadece koltukların tasarımı ve dokusuyla ilgilenen iç mimarla da karşılaşmıştım. O yüzden yelpaze çok geniş. Sizin kendi ilgi alanınızı ve keyif alacağınız yeri keşfetmeniz lazım. Teşekkür ediyorum ben. Şöyle bırakayım mı hocam? Evet. Ben bir soru sorsam sizlere. Sizler iç mimarlık ve mimarlık için acaba nasıl bir beklenti içerisindesiniz? Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Yani sizleri nasıl bir ortam karşılayacak? Hep onlar mı soracak? Evet, arada? Biraz da biz soralım. Yani ne biliyorsunuz bu alanlarla ilgili? Çok merak ediyorum. Ya benim en büyük beklentim sınırlandırmamak. Hani bana şurayı bu şekilde tasarla ya da burayı kare kullanman gerekiyor gibi gibi sınırlar olmasını istemiyorum. Zaten duyduğum öğrencilerle de hocalarla da konuştuğum kadarıyla burada öyle bir sınırlandırma, tasarımlarda sınırlandırma görmüyor musunuz eğitiminizde? Elbette sınırımız var, yok değil. Ay, o anlamda demiyorum. Hani tabii ki de temel bir sınır var ama hani dediniz ya tasarımcısınız siz diye, bir tasarımcının olabildiğince sınırsız bırakılması. Özgürlükten bahsediyorsunuz, evet, değil onu mi? Onu bekliyorum. Hı-hı. Hani siz onu verebilecek misiniz? Evet. Her tasarımcı tasarımcım diyorsa özgür olmak zorunda. Yani bunun başka bir alternatifi zaten yok. Bizler elbette ki sizlerle birlikte projeleri özellikle üretirken sizlerden gelen fikirler üzerine duruyoruz. Yani bizler sizlere herhangi bir şeye dayatmak durumunda değiliz. Ancak farkı nedir? O proje aslında birlikte üretiliyor. Nasıl üretiliyor? Bizlerin tecrübeleri, geçmiş tecrübeleri sizin fikirlerinizi olgunlaştırmada, onları gerçekleştirmede, onları daha uygulanabilir, gerçekçi kılmak konusunda aslında size rehberlik ediyoruz. Dolayısıyla sizi sınırlandırmıyoruz. Ben iç mimarlık düşünüyorum ama mimarlığa da ilgim var. İkisini birlikte yapabilir miyim? Bu imkanı sağlıyor musunuz? Şimdi ikisini bir yere dokuma olanağı var. YÖK'ün çerçevesi kapsamında bu imkan var. Çift ana dal ya da yan dal programlarına başvurabiliyorsunuz. Ancak burada ana belirleyici yönetmelikler. Yönetmelikte mevcut olan şartları karşıladığınız takdirde zor da olsa iki bölümü bir yere de götürme şansınız var. Bu nedir? ÇAP yani çift ana dal programı için bir not ortalaması şartı var ilk başvuruda. Bir de baraj puanı, ÖSYM'nin getirdiği baraj puan şartı var. Yan dal programında da benzer şartlar ama daha hafif. İki olanak da mevcut. Üçüncü döneme kadar ilk başvurunuzu yaptıktan sonra bölümlerin akademik kurulları bunu değerlendiriyor ve size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Neden olmasın? Proje dersleri, tasarım dersleri nasıl ilerliyor? İlerleyişi nasıl? Evet, Kıvanç Hoca'ya soralım. Proje dersleri deyince... Kıvanç Hocam tabii kendi ofisi de var. Dolayısıyla onun uygulama profesyonelliği, onun uygulama tecrübesi bize doğrudan yansıyor. Bunun için çok minnettarız kendisine. Buyurun hocam. Tabii mimarlık eğitiminin ve iç mimarlık eğitiminin en önemli yapı taşlarından bir tanesi proje dersleri. Hiç şüphesiz. 8 dönem yani 4 senede 8 dönemde 8 tane farklı proje yapıyoruz. Bu projeler bizim temelimizi oluşturuyor. Ama bunları yaparken tabii ki bir altyapıya ihtiyacımız var. Bu altyapı ne olabilir? Mimarlık bölümü için taşıyıcı sistemler, iç mimarlık için malzeme, renk bilgisi, ışık bilgisi gibi birçok bütünleyici bilgiye ihtiyacımız var. Proje dersleri temel olmak üzere biz bu bütünleyici bilgileri yine diğer derslerde, teknik seçmelilerde, teknik olmayan seçmelilerde bu 4 senelik süreci dolu dolu, yoğun bir şekilde, verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu tabii ki sürekli ve devam eden bir süreç. Derslerle sınırlı kalmayan, sertifika programlarıyla,
derslerin dışında sizin bütünleyeceğiniz bir takım eğitimlerle bu 4 seneyi ne kadar verimli geçireceğiniz size bağlı aslında. Ve bununla birlikte 4 sene bir mimar olmak için yeter mi sorusunu çok önemli bir soru olarak buluyorum hocam ben. Bir tasarımcı olmak, Sevinç hocamın bahsettiği gibi önemli bir kavram. Tasarımcı olmanın temel gereklerinden bir tanesi de sadece mesleki bilginin dışında hayatla alakalı, sanatla alakalı, diğer disiplinlerle alakalı kuvvetli, genel geçer bir bilgiye sahip olmak. Bu da tabii ki teknik olmayan seçmelilerle sağlanabilecek bir yöntem olarak karşımıza çıkabiliyor. Evet, bu eğitimin kolay mı yoksa zor mu olduğunu düşündünüz bütün bunlardan sonra? Size soralım mı? Buyurun. Şu ana kadar alacağımız derslerle veya yapacağımız programlarla ilgili çok zorlanacağımız ortada. Ama bunun sonucunda iyi bir iç mimar veya mimar olabilmek için bunların hepsini yapabilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde Kıvanç Hoca'nın anlattığı gibi veya Sevinç Hoca'nın bize söylediği programlar gibi, ÇAP vesaire gibi, onlar için çok fazla bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Böyle. O sizin sözünü ettiğiniz sınırsız olma, yani o şey özgürlük, o tasarım özgürlüğü, işte ona kavuşabilmek için o bir emekleme aşaması. Böyle bir şok geçireceğiz, yani bunu yapacağız ama sonrasında o kadar çok keyif alacağız ki bu işten, bunu bırakmak istemeyeceğiz diye düşünüyoruz. Hocam bir sorum daha var. Bu yurt dışı olanakları ile ilgili. Rumeli Üniversitesi'nin bize sağladığı olanaklar nelerdir ve bunları yapabilmek için neler yapmamız gerekir? Bu programlara katılabilmek için bunu öğrenirsek. Rumeli'de mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerini en önemlisi ve tüm öğrencilerin yoğunlukla bildiği Erasmus Plus programı karşılıyor. Bir önemli bir program, öğrenci değişim programı. Onun dışında İngilizce eğitimi tabii ki çok önemli ama bizim Rumeli Üniversitesi'nde fark koyduğumuz başka bir kavram var. DİBE dediğimiz dil ile bütünleştirilmiş eğitim metodu. Size mesleki İngilizceyi derinlikleriyle vermeyi amaçlayan bir program. Onun dışında yurt dışından bahsettiğimizde Rumeli Kariyer Merkezi'nin Blue Card dediğimiz bir sistemle bir anlaşması var. Burada yurt dışında oturma izni, çalışma izni gibi birçok prosedürel işlemi sizin adınıza kolaylaştıran bir işbirliği protokolümüz de mevcut. Bu anlamda tabii ki eğitimden sonra çalışmak için ya da yüksek lisans için yurt dışını düşünen arkadaşlarımız bayağı bir avantajlı duruma geçecektir diye düşünüyorum. Erasmus Plus programından hocam siz bahsetmek ister misiniz biraz? İlimden geldiğince. Şimdi sizlerin de bildiği gibi yeni bir üniversiteyiz ve bu program kapsamında şu an giden öğrencimiz yok. Ancak mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinin biri Romanya'da, diğeri Bulgaristan'da, yanlış hatırlamıyorsam iki üniversiteyle hali hazırda bir anlaşması var. Floransa'da ve Milano'daki iki okulla da şu an görüşme halindeyiz. Öğrencilerin başvurusu o Uluslararası İlişkiler Ofisi'nde oluyor sanırım, yanlışım yoksa. Orada değerlendirilip sıralamaya girenler başarı sıralarına göre yönlendiriliyorlar. Hibe miktarınız da dönemine göre değişiyor, alabileceğiniz hibe miktarı. Sanırım bu kadar benim bu konuyla ilgili söyleyebileceklerim. Ben de şunu ilave etmek isterim. Tabii pandemi süreci aslında bu tür anlaşmaları ve bu tür geliş gidişleri bütün Türkiye'de ve hatta bütün dünyada sekteye uğrattı biliyorsunuz. Biz de çünkü sadece öğrenciler değil, öğretim üyeleri de Erasmus yapıyorlar. Yani yurt dışından da hocalar geliyor, bizler de yurt dışına gidiyoruz. Örneğin gidecektik ve gidemedik, yani hani pandeminin patlamasıyla gibi düşünebiliriz. Yani çok daha yoğun anlaşmalar aslında bizi bekliyor diye düşünüyoruz. Başka sorusu olan var mı? Çizimlerle ilgili. Hani duydum, çizimler çok zormuş, çok zorluyor. Geceler boyu çiziyoruz vesaire, her yerde oluyor. Nasıl bir eğitim alıyorum? Hani ben bunu çıktığımda piyasaya diye adlandırayım. Yeterli olacak mıyım? Çeşitli bana çizim programları ya da serbest çizim teknikleri gösterilecek mi? Evet, hemen hocasına soralım. Değil mi? Bu soru bana herhalde okula başlamadan önce cetvelle düz çizgi çizemediğim için geldi. Evet. Evet, şimdi bu sıklıkla karşılaştığımız bir soru. Ama korkmanıza hiç gerek yok. Çünkü burada bizim var olma sebebimiz aslında sizi bunlara hazırlamak. Ve bununla alakalı tabii ki teknik resim derslerimiz, temel tasarım derslerimiz, bilgisayar destekli tasarım derslerimiz gibi birçok dersimiz sizi gerek eğitim hayatınız boyunca, gerekse de diplomayı alıp bir tasarımcı olduktan sonra çalışırken besleyecek programları ve teknikleri öğretmeyi amaçlıyor.
Bu anlamda teknik resim dünya standartlarında tüm tasarımcıların, mimarların, iç mimarların bildiği kuralları o ders kapsamında iki dönemde sizlere veriyoruz. Onun dışında bilgisayar destekli tasarım dersimiz var. Sıklıkla kullanılan AutoCAD, SketchUp, Photoshop, Lumion gibi bir takım programlarla sizin gerek çizim, gerek projelendirme, konsept oluşturma, sunum hazırlama ya da üç boyutlu görselleştirme isteklerinizi fazlasıyla yerine getirecek bir imkan sağlamış oluyor bu eğitimler size. Hatta animasyonlar. Evet, animasyon yapıyorlar. Animasyon da çok önemli. Özellikle bu günümüzün geldiği noktada sanal gerçeklikler, artırılmış gerçeklikler bunlara kolay bir şekilde geçiş yapma imkanınız da olabilecek programlarla. Bunlar tabii ki sizin çabalarınız, sizin araştırmalarınız ve sizin isteklerinizle alakalı. Temel olarak baktığımızda bir altyapıyı ne kadar zenginleştireceğimiz bizim verdiğimiz emek ve çabayla ilişkili. Evet, umarız istediğiniz gibi olur her şey iç mimarlık ve mimarlık bölümlerinde. Bizler teşekkür ederiz gerçekten burada olduğunuz için. Sizleri İstanbul Rum Üniversitesi'nde iç mimarlık ve mimarlık bölümlerinde okumaya ve burada hayal kurmaya, burada tasarım öğrenmeye davet ediyoruz, bekliyoruz.